Fenerbahçe'nin gündemini Ahmet Selim Kulla konuşacağız sevgili izleyenler. Telefon attığımızda Selim hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Sinem, iyi yayınlar. Şimdi Fenerbahçe'de bir yandan hazırlıklar sürüyor, bir yandan da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Gündemi toparlamak adına sözü sana bırakayım. Evet, Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürüyor. Yarın da sabah saat 10'da bir antrenman gerçekleşecek. Bu antrenmanda ilk bölümünün basın mensuplarına açık olduğunu ifade edelim. Ayrıca mini antrenmandan sonra da Lincoln Henrique sorularımızı yanıtlayacak. Tüm bunları A-Spor ekranlarından izleyicilerimiz izleyebilirler. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Sezon çalışmaları başladığı kadar transfer harekatı da başladı. İki ismi İstanbul'a getirdi. İşte bir tanesi Lincoln Henrique, bir tanesi Bruma. Tabii ki transfer çalışmaları da devam ediyor bir yandan. Ön libero mevkiinin sıradaki bölge olmasını bekliyoruz. Ön libero'ya bir takviye yapacak Fenerbahçe. Carvalho ile ciddi şekilde ilgileniyor. Farklı adaylar da var. Bu ismi bir an önce kadrosuna katmak istiyor. Yani Temmuz'da oynanacak maçlara kadar artık birçok eksiğini kapatmak istiyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda çalışmalar sürüyor. Olumlu bir seyir de var. Burada Jorge Jesus etkisi önemli. Futbolcuları arayıp direkt olarak konuşuyor ve takıma davet ediyor. Bu anlamda transferde de hani belki hiç ihtimal yokken en azından belli bir noktaya gelmesinde ciddi aşama katkı sağlıyor Jorge Jesus. Bunu ifade edelim. Bunun dışında yine Fenerbahçe'nin Artem Zuba ile ilgili bilgisinin olduğunu ifade etmiştik. Yine bu oyuncunun da Fenerbahçe'nin ilgilendiği, görüştüğü, teklif yaptığı isimlerden biri. Yine aynı şekilde Abdülkerim Bardakçı için dün 2,2 milyon euro ve Samatta'nın önerildiğini söylemiştik. Bu teklife sıcak bakılmasa da çok fazla. Bu şekilde Fenerbahçe'de transfer gündemi de oldukça hareketli bir şekilde devam ediyor. Ayrılacak futbolcularla ilgili de Kim Min-jae'nin durumu var ama şunu söylemek gerekiyor. Evet, hala Kim Min-jae'nin devam etme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebilir. Çünkü çok ciddi teklifler var kendisine. Her gün yeni takımlar ekleniyor Kim Min-jae ile ilgilenen oyuncu takımlar arasına. Ama yine de tabii ki bir sezon başlangıç kampı olacak. Fenerbahçe'nin oyuncusu zaten hani burada bir sorun yaşadığı için ayrılmıyor. Sadece çok ciddi teklifler var, çok ciddi ilgiler var. Bundan dolayı bu ihtimalden bahsediyoruz. Bu şekilde bir genel özetleme yapabiliriz. Fenerbahçe'de tüm çalışmalar da bir yandan bunların yanında transfer çalışmanın yanında takım çalışmaları da devam ediyor. Teşekkürler Ahmet Selim Kul. Fenerbahçe'nin gündemini almış olduk senden. Beşiktaş'la devam ediyoruz.